Bolu İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik işbirliği kapsamında rehber öğretmenlere bilgilendirme eğitimi verildi. Çünkü zamanımız kısa olduğu için fazla da şey yapmıyoruz. Bolu Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme programında Çocuk Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Asay Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Çocuk Şube Müdürlüğü Polis Memuru Sinan Çoban tarafından yapılan sunumda 18 yaş altı çocuklara yönelik yasal düzenlemeler anlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü adına Polis Memuru Mehmet Ali Akdemir, siber zorbalık, güvenli internet ile sosyal medya kullanımı konularında paylaşımda bulundu. Teknoloji bağımlılığına dikkat çekti. Siber suçlara karşı farkındalık yaratmak ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla yapılan çalışmaları da aktardı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polis Memuru Coşkun Kırca ise toplumsal konular, iş ve işlemler konularında yapılan çalışmaları dile getirdi. Sunum eşliğinde Bolu'da gerçekleştirilen faaliyetler üzerinden örnekler ile tavsiyelerde bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büro Amirliği, farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Komiser Resul Özmutlu tarafından KADES kullanımı ve önemi hakkında okullardaki rehber personele bilgi verildi. Tek tuşta şiddetin karşısında kadınların yanında KADES uygulaması anlatıldı. Eğitimde ayrıca akıllı telefonlara KADES uygulaması yüklemesi konusunda da yardımcı olundu. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Polis Memuru Orhan Sağlam tarafından ise Karayolu Trafik Güvenliği 2021-2030 Strateji Belgesi kapsamında trafikte bir can kaybı bile fazla sloganı ile trafik güvenliği hakkında bilgi verildi. Bunu biz yarı yarıya indirdik. Şu anda 3500. Eğitimin son bilgilendirmesini yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polis Memuru Koray Demirel, terör ve terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı farkındalık oluşturulduğunu vurgulayarak, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri ve arkadaşlık seçimi konularında uyarılarda bulundu. Ayrıca eğitimde rehber öğretmenlerin öğrenci ve velilerini şiddete varan aşırıcılık, terörizme yol açan radikalleşme konuları ile mücadele yöntemlerine dair bilgilendirilmeleri istendi. Bugün faydalı bilgiler arkadaşlar sizlere.